Sunucun saygıdeğer güzel insanları, sevgili kardeşlerim, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Her Şanlıurfa'ya gelişte Suruçlular Şanlıurfa meydanında bana şunu söylerdi: su Suruç'a ne zaman gelecek? Suruç Ovası'na ne zaman gelecek? Ben de hep şunu söyledim: İhaleyi yaptık, en kısa zamanda inşallah su da gelecek, biz de geleceğiz dedim. Kardeşlerim, işte bugün o gündür. Aşkınız, sevdanız, muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün Suruç'ta tarihi bir olaya, tarihi bir açılışa birlikte şahitlik ediyoruz. Şanlıurfa Meydanı bugün 150 bin kişiyle tarihi bir mitinge hep birlikte ev sahipliği yaptı. Suruç da bugün tarihi yazıyor. Bir tarih inşa ediyor. Evet, Şanlıurfa'nın, Suruç'un, Birecik'in, Halfeti'nin bereketli toprakları bugün bu suyla buluşuyor. Bugün Türkiye'nin en uzun, dünyanın 5. uzun sulanma tüneli artık hizmete giriyor. Dile kolay, dile kolay. 17.185 metre uzunluğunda, 7 metre çapında bir tüneli, içinden değil otomobil, tır geçecek kadar büyük bir tüneli 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na saniyede 90 metreküp su, yani bir nehir akacak. Bu tünelden gelen sular Suruç Ovası'nda 950 bin dönüm araziyi sulayacak. Suruç Tüneli'nin açılmasıyla GAP'ın en önemli bölümlerinden birini de Allah'ın inayetiyle tamamlamış oluyoruz. Tünelden gelen suyu Suruç Ovası'nda dağıtacak Pombas sulaması projesi şu anda süratle devam ediyor. Hızlı yürümesi, süratle tamamlanması için bu projeyi bölümlere ayırarak ihale ettik. İnşaatlar sürüyor. İnşallah bu yıl sonunda Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su vermeye başlayacağız. Ayrıca projenin bu son aşaması da tamamlandığında Suruç Ovası'nın her köşesinden inşallah daha fazla bereket fışkıracak. Daha da önemlisi, Şanlıurfa'dan Şanlıurfa'dan sürekli olarak sağa sola geçici işçiler gitmiyor mu? Mevsimlik işçiler gitmiyor mu? İşte bu proje tamamlandığında ne kadar kişiye iş doğacak biliyor musunuz? 190 bin kişiye iş doğacak. Bu defa Suruç Ovası, evet, mevsimlik işçi almaya başlayacak. Şimdi bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Suruç Ovası'nda üretim yapan kardeşlerimizin yılda elde edecekleri ilave gelir artışı ne olacak biliyor musunuz? 316 milyon lira. Yıllık tünel ve pompa sulamalarıyla birlikte bu proje, dikkatinizi çekiyorum, yaklaşık neye mal oldu biliyor musunuz? 2 katrilyon lira.
2 katrilyon lira. Evet, bu büyük projenin, bu tarihin akışını değiştirecek Şanlıurfa'nın bu bereketli topraklarını suyla kucaklaştıracak bu muhteşem projenin hayırlı olmasını diliyorum. Kardeşlerim, şurada 21 gün var. 21 gün sonra bir seçim yapılacak. Fakat kardeşlerim, hasetçiler yumurtayla karşılıyor. Şimdi Suruç'a girdim. Buraya gelirken baktım ki başbakanlık otobüsüne bir yumurta atıldı. Bu neyi gösteriyor? Sizin bu muhteşem buluşmanızı gösteriyor. İnanıyorum ki siz 21 gün sonra Suruç'a layık bir belediye başkanı olarak Halil İbrahim kardeşimle yeni bir dönemi başlatacaksınız. İnşallah bu gelecek ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ve Suruç'a modern bir şehircilik anlayışını ancak biz getiririz. Ben belediyeciyim. Belediye başkanlığından geldim biliyorsunuz. İstanbul susuzdu. Veysel kardeşimle beraber İstanbul'u suya kavuşturduk. Orayı da CHP'den almıştık. Siz de burayı BDP'den alacaksınız, ben buna inanıyorum. Zannediyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına yumurta atarsak siner. Biz kefenle bu yola çıktık. Kefenle bu yola çıktık. Ve biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ve Suruç'ta şu belediye var, bu belediye var demedik. Ama Suruç'ta susuzluk vardı, bunu giderdik. Tüm bakanlıklarımıza, bakan arkadaşlarımıza, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne, Şanlıurfa Valiliğimize, mimar, mühendis, işçi kardeşlerime bu eseri vücuda getirdikleri için gerçekten teşekkür ediyorum. Evet, Şanlıurfa'nın talihi kökten değişiyor. Suruç'un, Bireci'nin, Halfeti'nin, diğer tüm ilçelerin talihi kökten değişiyor. Güneydoğu'da Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Bakın, buraya büyükşehir için Celalettin Bey'i niye seçtik? En ücra köşeye kadar artık bir vali olarak altyapısıyla, üst yapısıyla Şanlıurfa'yı tanıdı. Yıllardır siyasette beraber olduğum bakan arkadaşım Faruk Bey'i buraya niye gönderdim? Sadece Şanlıurfa'ya daha iyi hizmet gelsin diye. Tüm milletvekili arkadaşlarımız da el ele verdiler ve bir değişime imza attılar. Ve şu anda Şanlıurfa'ya 10 yılda yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 18 katrilyon. Ve bunun 2 katrilyonu sadece DSİ'de Suruç'a. Suruç önemini anlıyor musun? Sana verilen kıymeti anlıyor musun? Biz Suruç'un kötü şeylerle anılmasını istemiyoruz kardeşlerim. Ben Suruç'un kötü şeylerle anılmasını istemiyorum. Suruç güzelliklerle anılmalı. Modern bir Suruç olarak anılmalı. Eğitimde, sağlıkta attığımız adımlar malum. Güneydoğu'da adeta tarih yeniden yazılıyor. Bir yandan çözüm süreci ilerliyor. Ben Kürt kardeşimi seviyorum. Ama Kürt olduğu için değil.
Kürt olduğu için değil, beni yaradan Allah onu yarattığı için seviyorum. Biz biriz. Biz beraberiz. Biz iriz. Biz kardeşiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu başaracağız. Bizi bölmek isteyenlere hayır. Bizi ayırmak isteyenlere hayır diyeceğiz. Yavrularımızı dağlara kaçıranlara hayır diyeceğiz. Şehir varken, ana ocağı, baba ocağı varken yavrularımız niye dağlara kaçırılsın? Hep birlikte onların hasedinden Allah'a sığınacağız. Ama biz bir olacağız. Beraber olacağız. Kardeş olacağız. Ve bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Evlere huzur, topraklara su, sofralara bereket geliyor. Kardeşlerim, işte bu huzur ortamını, bu istikrar ortamını hazmedemeyenler var. Ama inanın, bu huzur ortamı devam ettikçe, kardeşlik güçlendikçe, buna benzer daha çok sevinci, daha çok tarihi anı birlikte yaşayacağız. Daha fazla projeyle, daha fazla yatırımla bölgenin makus talihini alt üst edeceğiz. İşsizliği daha fazla düşüreceğiz. Her hane, her gencimize, her bir ferdimize iş üretecek. İnşallah Güneydoğu Anadolu'yu, Şanlıurfa'yı, Sulucu Türkiye'nin değil, dünyanın tarım merkezi haline getireceğiz. Bakın şurada, yanı başımızda Gaziantep var. Gaziantep sanayide, ticarette, tarımda kabuğunu kırdı. Türkiye'nin ve dünyanın parlayan yıldızı, marka şehri haline geldi. Gaziantep bunu huzurla sağladı. Gaziantep bunu istikrarla sağladı. Gaziantep bunu kardeşlikle sağladı. Birlik, beraberlik sayesinde bu seviyelere ulaştı. Neden Van'da o seviyelere yükselmesin? Diyarbakır, Muş, Bitlis, Batman, Şırnak neden Gaziantep gibi olmasın? Şanlıurfa neden dünyanın tarım merkezi, bilim merkezi, sanayi ve ticaret merkezi olmasın? İşte havaalanını yaptık mı? Yaptık. Bölünmüş yollar var mı? Var. 2023'e kadar inşallah yüksek hızlı tren de Şanlıurfa'ya gelecek. Kardeşlerim, kardeşliği daha da ileri götüreceğiz. Pekiştireceğiz. Aramızdaki safları daha da sıklaştırarak bölgenin çehresini değiştireceğiz. Şu çözüm süreci sadece bir yıl içinde bölgeyi değiştirdi. Bir yıl içinde esnafın, tüccarın, sanayicinin, çiftçinin umutları çoğaldı. Bunu daha da kalıcı kılmak, daha da ileri seviyelere taşımak hepimizin vazifesi. Kardeşlerim, çözüm sürecine sımsıkı sahip çıkalım. Buna en başta sizler sahip çıkacaksınız. Buna en başta sizler muhafaza edeceksiniz. Kendiniz için, çocuklarınız için, istikbaliniz için çözüm sürecini siz koruyacaksınız. Biz bu noktada çok ama çok hassasız. Çözüm sürecini daha ileri seviyelere taşımak için adımlar attık. Adımlar atmaya devam ediyoruz. Tedbirleri aldık ve alıyoruz. Ama sizin de bu sürece destek vermenizi istiyorum. Ve 21 gün var. Bu 21 günde değerli kardeşlerim birlikte çalışacağız. Hanım kardeşlerim, 21 gün çekinmeden, korkmadan, usanmadan kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Beyler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Şunu unutmayın. Şunu unutmayın. Bu gayretiniz sadece Suruc'a değil, Suruc'un şahsında tüm bölgeye bir mesaj oluşturacaktır. Çözüm süreci birilerini çok ciddi manada rahatsız etti. Kanın durması, gözyaşının dinmesi, kardeşliğimizin güç kazanması
birilerini çok rahatsız etti. Ama onların rahatsızlığı bilesiniz ki bizim huzurumuz olacaktır. Kardeşlerim, hani bir güzel türkü var. Sizler onu çok iyi bilirsiniz. İnşallah bizim kutlu yürüyüşümüzü kimse durduramayacak. Fırat Dağı deliyor. Harran'a su geliyor. Aley, kalk bir zılgıt çal. Urfa'ma su geliyor. Bacey, kalk bir zılgıt çal. Harran'a su geliyor. Biz Ferhat gibi dağları deldik. Ferhat gibi sizlere su getirdik. Fırat'ta dağları deldi. İşte sizle kavuştu. Zalim Fırat. Artık canlar alan, canlara kıyan değil, toprağa can suyu katan bir nehre dönüştü. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Şanlıurfa'daki coşkunun arkasından Suruç'taki bu coşkuyu görünce gerçekten bu akşam Ankara'ya farklı dönüyorum. Ve 18 katrilyonluk Şanlıurfa'ya yapmış olduğumuz bu yatırımların boşa gitmediğini görüyorum. Ve tarım hayvancılıkta 4 katrilyon 800 trilyon lira yatırım yaptık. Ulaştırmada 2 katrilyon, eğitimde 1 katrilyon 769 trilyon, orman ve su işlerinde 2 katrilyon 300 trilyon, toplu konutta 838 trilyon, enerjide 500 trilyon yatırım yaptık. Uzayıp gidiyor. Sağ olsun. Şanlıurfa da bunun hakkını verdi. Suruç bunun hakkını verdi. Bundan sonra daha da iyisiyle verecek. Kardeşlerim, ben inanıyorum ki sizler daima millet, daima hizmet diyeceksiniz. Ben inanıyorum ki büyük medeniyet yolunda insan, demokrasi ve şehir diyeceksiniz. Ben inanıyorum ki sizler belli bir zümrenin özgürlüğü için değil, tüm insanların özgürlüğü mücadelesini vereceksiniz. Onun için de bizler diyoruz ki türküyle, kürdüyle, lazıyla, çerkeziyle, gürcüsüyle, zazasıyla, abazasıyla tek millet. Tek millet. Ve diyoruz ki tek bayrak. Ve diyoruz ki tek vatan. Ve diyoruz ki tek devlet. Rabia. Rabia. Ve hep birlikte bu yolda el ele yürüyeceğiz. Omuz omuza yürüyeceğiz. Birbirimizi Yaradan'dan ötürü seveceğiz. Evet. Şöyle Halil İbrahim bir gel bakalım buraya. Evet Celalettin Bey sen de gel bakalım. Vallahi Halil İbrahim gibi avukat, yakışıklı, dimdik, yerinde olan bu belediye başkan adayımı sizlere emanet ediyorum. Size emanet ediyorum. 30 Mart akşamı Suruç'u özel takip edeceğim. Kapınızı çalanlar olabilir. Kapınızı çalanlara prim vermeyeceğinize inanıyorum. Kardeşlerim, Büyükşehir Belediye Başkanımız da Celalettin Bey bütün deneyimiyle inşallah Halil İbrahim kardeşimle el ele verecekler daha güzel bir Suruç. Yakışıyor mu ya bu Suruç'a? Şu hali görüyorsunuz. Kardeşlerim, hali görüyorsunuz. Girerken gördüm. Aman ya Rabbim. Böyle bir içi olur mu ya?
İçme suyuyla kanalizasyonun birbirine karıştığı bir ilçe olur mu? Bize bunu reva görenlere 30 Mart'ta cevabı vermeyecek misiniz? Biz şimdi bu suyu niye getirdik? İşte Suruç Ovası'ndaki gidecek bu su aynı zamanda çok kalite bir su olarak Suruç ilçemizi, Bilecik'i, Halfeti'yi buraları da inşallah o doyuracak. Biz size efendi olmaya gelmedik. Hizmetkar olmaya geldik, bunu böyle biliniz. Evet, şöyle bakanımızı da bir alalım. Evet, ikiniz de gelin. Mehdi Bey, Mehmet Bey. Ben kardeşinizim. Şimdi devamlı konuşuyorlar. Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Şimdi Şimşek Türkiye Cumhuriyeti'nin parasının başında. Para onda. Maliye Bakanı. Onun için zaten buraya Şanlıurfa'ya 18 katrilyon geldi. Öbür tarafta Mehdi Bey'de bakıyorsun, gıda, tarım, hayvancılık. Diyarbakır milletvekilimiz. O da bir Kürt. Yani geliyorlar, Kürtlüğü istismar ediyorlar. Bunun adı siyasi Kürtçülüktür. Bunlar hizmet için yapmıyor bu işi. İstismar ediyor. Ne getirdikleri ortada işte. Bak, basit bir örnek veriyorum ya. İçme suyuyla kanalizasyon birbirine karışıyor. Ve Veysel Bey de buranın, evet, Fahri Bakanı. O da Fahri Kürt. Evet. Kardeşlerim, sizlere doyum olmaz. Ama ben sadece şunu söyleyeyim. Beraberce şarkımızı söyleyelim. Ve bir olalım. Ben sizi Allah için seviyorum dedim. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Bir daha tekrar edelim mi? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Suruç'u hatırlatıyor. Bana her şey Şanlıurfa'yı hatırlatıyor. Evet, az önce dünya şampiyonu olan U13'teki futbolcularınızı gördüm. Suruç şampiyonları da çıkarmış. Onları da tebrik ettik. Beraber fotoğraflarımızı çektirdik. Ve sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Size teşekkür ediyoruz. Şimdi Suruç Tüneli'nin canlı bağlantıyla açılışını gerçekleştireceğiz. Saygıdeğer hanımefendi ve sayın milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Sayın Başbakanım, Suruç Tüneli'ne canlı bağlantımız hazır. Karşımızda Devlet Su İşleri Genel Müdürü Sayın Akif Özkaldı. Tamam, sessiz. Sayın Başbakanım, canlı bağlantımız hazır efendim. Akif Bey, bizi duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Başbakanım.
Şöyle bir orada zoomlayalım, bir alanı görelim. Orada alanı, arkadaşlar alanı bir gösterelim. Evet, dev ekrandan izliyoruz şimdi. Nasıl? Beğendik mi? Su medeniyettir. Su hayattır. Burası da bomba istasyonu. Eyvallah. Olmadığı yerde medeniyetten bahsedilmez. Orada işte kanalizasyonla içme suyu birbirine karışır. Şu hali görüyor musun? Suruç Ovası bununla hayat buluyor. Kuruyan dudaklar hayat buluyor. Elhamdülillah. Şimdi bu ana kanal ve buradan tünele gidiyoruz. 7 metre çapında tünel. Evet. Akif Bey, haydi bakalım, butonlar sizde. Kordona bizde. Buyurun. Bakanım, Suruç Tüneli çıkışında Sayın Vali Yardımcımız Aylin Kırcı Dumancı Hanımefendi, Devlet Su İşleri çalışanları ve Suruç halkıyla birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz. Sayın Başbakanım, biz sizleri toplu açılış merasimlerden alışkınız. Ancak bugün Suruç'a bir sürpriz yaptınız. Sadece Suruç tünelini açıyoruz. Bu da Suruç projesinin ne denli önemli olduğunu bizlere göstermektedir. GAP eylem planı açıklandıktan sonra bizlere vermiş olduğunuz destek ile bu bölge için hakikaten çok önemli olan Suruç projesini biz bitirdik. Bundan dolayı Suruç halkı adına, kurumum adına sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Tesisi hizmete almak için emirlerinizi bekliyoruz efendim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii ki buradan su gelecek ama benim Suruçlu kardeşlerim artık hiçbir yere çalışmaya gitmeyecek. Artık tam aksine İşsizler buraya gelecek. 190 bin kişiye inşallah istihdam sağlayacak. Artık siz topraklarınızdasınız. Artık siz evinizdesiniz. Artık buralarda inşallah doymanın imkanları ve burada Suruç, Halfeti, Birecik, Bozova. İnşallah buradan içme suyunu da dört dörtlük temin etmiş olacak. Evet, şimdi kordeleyi kesiyoruz. Kesiyor mu? Suruç hazır mıyız? Suruç hazır mıyız? Hazırız Sayın Başbakanım. Evet. Kardeşlerim, hasret bitti. Suruç suya kavuşuyor ve Suruç Ovası pompa sulamasıyla inşallah artık bereketleniyor. Ya Allah! Bismillah! Hadi mi? Hadi buyurun. Kaç. Kaldırdı mı? Oldu mu? Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, Suruç Tüneli'nin açılış merasimi burada sona erdi. Töreni katılımlarıyla onurlandıran başta Sayın Başbakanımız ve saygıdeğer hanımefendi olmak üzere tüm konuklarımıza, siz değerli Suruçlu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun.